Değerli izleyenler, Edremit Bölgesel Merkezli ulusal yayın yapan Ege Türk Televizyonu'ndan hepinize iyi akşamlar dilerim. Bu hafta yaşamdan yansımalarda Büyük Önder, Büyük Kurtarıcı ve Kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 76. yıl dönümü nedeniyle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, aynı zamanda Ulusal Bağımsızlık Savaşımızın önderi Mustafa Kemal Atatürk 76 yıl önce aramızdan ayrıldı. Biz o gün bugündür, evet, onun naçiz vücudu belki aramızdan ayrıldı. Ancak onun büyük emaneti, en büyük eserimdir dediği Türkiye Cumhuriyeti yaşıyor. Ancak elbette sıkıntılarla, sorunlarla yaşıyor. Ancak biz her şeye karşın bütün varlığımızla bize bu cumhuriyeti kurarak armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün bu emanetini yaşatmakta kararlıyız. Ona bu emaneti bize bıraktığı için minnettarız. Ona şükran duyuyoruz. Ona vefa borcumuz var. Bitmeyen vefa borcumuz var. Her 10 Kasımlarda, sonsuzluğa akıp giden her 10 Kasımlarda onu daha çok arayarak, daha çok özleyerek anacağız. Ancak anarken elbette bize bıraktığı emanetlerinden birisi de akıl. Akılla onun en büyük eserindir dediği cumhuriyeti geliştirmeye, çağdan çağa taşımaya, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma çabasını da sürdüreceğiz. Değerli izleyenler, içinde bulunduğumuz hafta Atatürk'ü anma haftası. Biz de bu hafta programımız 11 Kasım'a denk geldiğinden Atatürk'ü anmayı elbette bugün yapmak durumundayız. Her ne kadar 11 Kasım olsa da bile içinde bulunduğumuz hafta 10 Kasım Atatürk'ü anma haftası olduğundan hafta boyunca Atatürk'ü elbette ki pratiklerle anmayı değişik etkinliklerle sürdüreceğiz. Bu akşam Atatürk'ü anma kapsamında Edremit Körfezi'nde uzun yıllardan beri etkinliklerini sürdüren iki kuruluşumuzla birlikte yerine getireceğiz. Burhani Ayvalık Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Ayvalık Atatürkçü Düşünce Derneği başkanlarıyla birlikteyiz. Ayvalık Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Nuray Özer. Merhaba. Evet, merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Burhaniye Atatürkçü, Ayvalık Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ahmet Üzgeç. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, isterseniz kendinizi siz tanıtınız. Daha doğru olur, daha isabetli olarak. Nuray Özer, buyurun isterseniz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ayvalık Şube Başkanı olarak. Buyurun kendinizi siz tanıtınız. Evet, ben Nuray Özer. Emekli edebiyat öğretmeniyim. 25 yıl Türkiye'nin değişik yerlerinde öğretmenlik yaptım. Daha sonra, emekliliğimizden sonra eşimle Ayvalık'a yerleştik. 95 yılında, biz 91 yılında yerleştik. 95 yılında da Ayvalık Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kuruldu. 91 yılında. 95 yılında. O günlerde katılamadım. Eşim çok rahatsızdı. Onu kaybettikten hemen sonra 96 yılında Çağdaş Yaşam'ın gönüllüleri arasında şubeye katılmış oldum. Ama daha önce de 1989'da kurulan
genel merkezimizi sürekli takip ediyordum. Oradaki genel merkeze, Şişhane'deki genel merkeze katılıyordum. Herkes gibi ben de Türkan Hoca'nın hayranıydım. Işıklar içinde olsun. Ne zaman başkanı oldunuz? Ben girer girmez kendimi 6 ay sonra yönetim kadrosu içinde buldum. Sekreter olarak, yazman olarak katıldım. Daha sonra 2004 yılında sürekli yönetim içinde oldum. 2004 yılında başkanlığa başladım. 2 yıl devam etti, ara verildi. Bizde kan tazelenir sürekli. Bir ara verdim. Ama ondan sonra tekrar 2 devre başkanlık yaptım. Yine bir devre ayrıldım. Şimdi yine 2 devre başkanlığını sürdürüyorum. Sürdürüyorsunuz. Evet. Evet, başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Dilerim daha uzun yıllar bu konuda özveriyle çalışmalarını sürdüreceksiniz. Nuray Özer. Teşekkürler. Ahmet Yüzgeç. Ayvalık Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı. Evet. Siz buyurun. Türk Elektrik Kurumu Anonim Şirketi'nin Ayvalık İşletme Şefliğinden emekli oldum 2010 yılında. 2010 yılında emekli olduktan sonra tabii ki 30 yıldır aşağı yukarı Ayvalık'tayız. Atatürk Düşünce Derneği'nde de zaman zaman çalışmamıza rağmen irtibatımız devam ediyordu. Emekli olunca 2011'in Haziran ayında üyeliğim vardı zaten. Başkanlığı kucağımızda bulduk. Anlıyorum. o günden beri de 2011 yılından beri Ayvalık Atatürk Düşünce Derneği başkanlığını götürüyorum. Evet, arkadaşlarımızla birlikte. Ayvalık Atatürkçü Düşünce Derneği esas Atatürkçü Düşünce Derneği 1989 yılında Atatürk'ün benim doğum günüm dediği 19 Mayıs 1989'da kuruluşunu gerçekleştirmiş. Türkiye'deki. Yani evet. İlk kuruluşunu. Evet, ilk kuruluşunu. Ayvalık'ta 89'da. Ayvalık'ta 94 yılında Nadide Esen öğretmenimizin başkanlığında yürütme kuruluyla, yönetim kuruluyla birlikte uzun yıllar emek vermişler. Aslında Körfez'in de lokomotifi gibi çalışmış uzun seneler. Körfez'de hep birlikte birbirine destek vererek bugüne kadar aldık getirdik. Evet. Götürmeye de kararlıyız. Çok güzel. Evet. Kararlarınızdan dolayı kutlarım. Teşekkür ederim. Sizi evet bir cumhuriyet aydını, yurttaşı olarak elbette ki sorumluluk bu. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi evet değerli arkadaşlar, içinde bulunduğumuz hafta, evet dün 10 Kasım bunu idrak ettik. Atayı kaybedişimizin 76. yıl dönümünde. Bu hafta daha önceki yıllarda gerçekten o hafta öncesinden de birkaç gün önce başlayarak bir 10 Kasım haftası, Atatürk'ü anma haftası olarak sürdürülürdü. Giderek tabii bu daha tek güne bile sıkıştırıldığı gibi böyle bir pratik var. Ama tabii biz Atatürk'ün birer yurttaşı olarak bu konuyu günlere sığdıramayız. Tabii haftalara da sığdıramayız. Ancak her ne kadar her gün anmak durumunda olsak da bile yılın belli zamanında daha da belirginleştirmek açısından belli günlerde daha çok pratik yapıyoruz bu konularda. O yüzden Atatürk'ü anma haftasındayız. Şimdi özellikle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ayvalık olarak onu öğrenmek isteriz. Nasıl idrak ettiniz siz bu yılki 10 Kasım'da Atatürk'ü, neler oldu Ayvalık'ta sizin açınızdan, sizin bulunduğunuz noktadan? Siz eklemek istediğiniz varsa buyurun isterseniz buradan. Evet. Evet. Daha sonra derneğimizi geniş çapta tanıtmak isterim ama
Biz zaten yaptığımız etkinlikleri Ayvalık'ta öncelikle ADD ile birlikte oturur karar veririz. Kardeş kuruluşlar olarak. Evet, bir elmanın iki yarısıyız. Anlıyorum. Zaten. Anlıyorum. Yerelde bu işi hep yapıyoruz. Ama bu sene sevindirici bir şey oldu. Genel merkezlerimizde bir araya geldiler. Ve Ankara'da Tan Doğan Meydanı'ndan başlayarak orada Atatürk'ü 9'u 5 geçe andılar. Üyelerimiz, çeşitli şubelerin üyeleri ve öğrencilerimizle birlikte Anıtkabir'e geçtiler. Ama biz küçük yerlerde olduğumuz için orada bulunmamız gerekiyor. Kaldığımız yerlerde bulunmamız gerekiyor. Yüzleri görmedikleri zaman sanki Çağdaş Yaşam ya da ADD bu etkinliğe katılmamış gibi. Nerede diyorlar. Evet, nerede deniyor, doğru. Biz de Ayvalık'ta oturduk, beraber karar verdik. Zaten Ayvalık Kaymakamlığı'nın hazırladığı bir program vardı. Bilirsiniz siz de okullarda öğretmensiniz. Okullarda her etkinlik, günler okullara dağıtılır. Bu sene Denizcilik Lisesi'ne düştü bu görev. Denizcilik Lisesi'nin yanında biz de ADD ile birlikte elimizde bulunan, üyelerimizin ve bizlerin elimizde bulunan Atatürk'le ilgili çok eski yıllara dayanan, bugün belki bulamayacağımız gibi olan kitapları toplantı salonunun öncesinde fuayede onları sergiledik. Çok iyi. Yine Halk Partisi resimlerle Atatürk sergisi yaptı. Yine onlar da kitap getirmişlerdi. Kitabı ben şöyle bir izledim. Tabii öğrenciler de geliyor oraya. Toplantı çıkışında öğrenciler kitapları karıştırıyorlardı. Çok iyi. Bizim yaşımızdakiler de şey yapıyordu, karıştırıyordu. Hı hı. Yani bu sene ben şundan çok hoşlandım. Kamu kuruluşlarıyla, kaymakamlık gibi bir kurumla birlikte bir iş yapmanın sevincini yaşadım ben. Tabii bu kitap sergisini daha önce de kaymakamımız yeni tayin oldu. ADD ile birlikte kaymakamımıza hoş geldine gittik. Ve orada Ahmet Bey daha önce konuşmuş, bu şeyin içine alalım diye okulda kabul etti. Çok böyle iyi. Bir etkinlik yaptık. Anladım. Ayrıca birlikte Ayvalık'ta birlikte yürüttüklerinizin dışında kendi özelinizde işte üyelerinize dönük filan özel bir program oldu mu böyle? Şimdi bizim her hafta çarşamba günü üyelerimizle toplantımız var. Hı-hı. Kurulduğumuz günden bugüne biz Nisan ayında 20. yılımızı kutlayacağız inşallah. Harika. Çarşamba günü yani yarın üyelerimizle birlikte yine Atatürk Haftası içindeyiz. Yine Atatürk ilkelerinden, Atatürk'ten, derneğimizle Atatürk'ün nasıl bağdaştığını bunları dile getiren konuşmalar yapacağız. Çok güzel, çok güzel. Teşekkür ederim Nuray Özer. Ahmet Bey, Ayvalık Atatürk'ü Düşünce Derneği olarak anlıyorum ki birlikte etkinlikleri o kapsamda, evet. Anma kapsamında birlikte yaptınız. Sizin özelde ayrı bir çalışmanız oldu mu? Sayın Başkanım unuttu, onu ben tamamlayayım. Olabilir, olabilir. 10 Kasım'da ayrıca bir üyelerimizle birlikte genel merkezimizin de bu konuda uzun zamandan beri bir söylemi var. Biz geçmişte bunları sık sık yapmıştık. Tekrar bunlara dönüyoruz. Sadece merkezlerde bir anma ya da kutlama programlarının merkezlerde olması biraz eksik kalıyor bize göre. Atatürk'ün köylü milletin efendisidir sözünden hareketle araçlarla
Bayyüzü köyünde bir ziyarette bulunduk. Ondan önce Aşağı Cuma köyünde bulunan, onu da burada belirtmek isterim. Sühan Şen, saygı ve rahmetle anıyoruz onu buradan. Onunla ilgili çok kısa bir elbette bilgi buyurun. Vereyim. Ondan sonra etkinliği anlatırım. Sühan Şen emekli bir öğretmen. Uzun seneler eğitim camiasının içerisinde bulunmuş. Kozak yaylasını gezerken bir yer dikkatini çekiyor. Kozak'ta büyük taşlar vardır. Yol üzerinde bulunan o taşı görünce oraya bir Atatürk kaidesinin yapımı aklına geliyor. Önce yer sahibine gidiyor. Araştırıyor kimindir diye. Buluyor ve diyor ki burayı bana satar mısın? Hangi amaçla alacaksınız diyor. Yani burayı alıp hangi amaçla alacaksınız? Niyetiniz nedir? Bulunduğu alan büyük. Diyor ki bana atıyorum bir dönümlük yer olsa yeterli diyor. Hangi amaçla yapacaksınız? Diyor ki böyle bir düşüncem var. Siz diyor eğer öyle bir düşünceyi gerçekleştirecekseniz buradan istediğiniz yeri istediğiniz kadar çevirebilirsiniz ve sizden para almıyor. Müthiş bir özveri. Evet. Yani, müthiş bir özveri. Evet. Ve bunun üzerine Sühan Şen Profesör Doktor Tankut Ökten hocamızla irtibat kuruyor, görüşüyor. Niyetini açıklıyor. Buraya böyle bir şey yapmak istiyoruz diyor. Tankut hocam geliyor. Siz diyor böyle bir şey yapacaksanız diyor. Ben de sizden para almıyorum. Kaideyle. Bunu karşılıksız, evet, karşılıksız. Herkes üstüne düşen görevi neredeyse tam olarak yerine getiriyor. Ve oraya bir kaide koyuyorlar. Bugün bilmiyorum o tarafa ayağınız düştü gittiniz mi? Koca bir kayanın üzerinde Atatürk oturmuş. Görmedim. Evet. Şimdi yanında Cumhuriyet, Devrim. İlk fırsatta, bu Cumhuriyet'in temel değerlerini oluşturan kitaplar. Elini kitapların üzerine koyuyor. Yanında da Cumhuriyet'in değerleriyle ilgili kuruluş felsefesine uygun yazıtlar var. Çok iyi. Biz buraya 10 Kasım'da araçlarla Atatürkçü Düşünce Derneği, Ayol Şubesi ve Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği oraya bir gezi düzenledik. Atatürk'ümüzü orada andık. Resmi törenden sonra bu bizler kamuya yararlı dernekler olarak geçmişte dediğimiz bir yıl öncesine kadar da herhalde çelenklerimizi koyma fırsatımız vardı. Ama biliyorsunuz şimdi bunları bu kaldırdılar. Maalesef kaldırdılar. Devletin, hükümetin bir kısıtlaması. Evet. Ama bu şuna dönüştü. Her resmi törende Atatürk anıtına çelenk konulduğunda bu gelenekselleşti aynı zamanda Ayvalık'ta. Bütün demokratik kitle örgütleri o gün halk. Herkes kendi üyelerine mesaj çeksin çekmesin fark etmiyor. Halk artık ellerinde çiçeklerle kendiliğinden normalde kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenk sunumundan hemen sonra halk orada törene katılan bütün herkes çiçekleri götürür Atatürk anıtının üzerine bırakır. Sevgilerini ifade ederler. Evet orada. Çok güzel bir geleneksel bir böyle şey bir gelenek oluştu. Evet, oluştu. Böyle bir kendi yerine bir gelenek oluştu. Bu aynı şekilde bunu şeye de taşıdık. Demin bahsettiğim Aşağı Cuma'daki Atatürk kaidesinin olduğu yere. Ayrıca Bayyüzü'ne gittik. Ayvalık'a bağlı olan bir en büyük köylerimizden bir tanesidir. Bayyüzü'ne gittik. Orada da Atatürk anıtına çelenk koyduk. Atamızı yad ettik. Oturduk kahvede. Oradaki köylü vatandaşlarımızla sohbet ettik. Onların düşüncelerini aldık. Evet. Anlıyorum. Evet, bu 10 Kasım'daki etkinliğimiz bu. Evet. Çok güzel.
Şimdi şöyle bir gerçek var. Evet, anma, işin anma boyutunu devlet de yapıyor. Resmi törenlerle elbette ki. İşte demokratik kuruluşlar da resmi kuruluşlar yapıyor. Ancak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 10 Kasım'da Atatürk'ü sadece anmaktan öte başka bir misyonu var. Evet. Değil mi? Başka bir misyonu var. Hatta bu misyon öyle ki o gün anmanın da ötesine taşıyıp Atatürkçü düşüncenin üstüne koymak, yani toplum nazarında üstüne koymak, yani taş üstüne taş koymak anlamında böyle bir misyonu da var bu her iki kuruluşumuzun. Atatürk'ü anma kapsamında Çağdaş Yaşamı ve Atatürkçü Düşünce Derneği ile birlikte olmamızın esprisi de bu zaten. Evet. Bir sivil kuruluş olarak her iki kuruluş da ülkemizde Atatürkçü düşüncenin gelişmesine, topluma yayılmasına öncülük eden sivil kuruluşlar. Kendi çabalarıyla, kendi özverileriyle. Bu yüzden kendi tüzükleri de gereği, bu yüzden bu kapsamda birlikte olduk zaten. Şimdi bizim ülkemizde 10 Kasım bağlamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Atatürkçü Düşünce Derneği'nin anmaktan öte başka çabalarının da olması gerektiğini düşündüğümden bunu size onun için soruyorum. Ne yaptınız diye ve ne yapılması gerekir de var bunun içinde. Tabii. Şimdi bununla yetinmemek gerekiyor. Anmayla işte ritüeller tamam çok güzel. Çiçek sunduk. Saygı duruşunda bulunduk. Ama onun da ötesinde toplumdaki Atatürkçü düşüncenin yayılması, yaygınlaşması bağlamında ne yapılmalı? Sorun burada. Yani sorun da burada aslında. Evet. Buyurun. Şimdi ben tüzüğümüzden bir bölüm okumak evet, istiyorum. Önce amacımız, derneğin amacı Atatürk ilke ve devrimleri ile gerçekleşmiş olan hakların korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve çağdaş eğitim yolu ile çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşılmasıdır. Çalışma ilkelerimizde evrensel insan haklarına saygılı, demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi. Yine eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek amacıyla kız çocuklarının okullaştırılmasını arttırma ve kadınların eğitimli ve meslek sahibi bireyler olmalarının desteklenmesi. Çağdaşlaşma ve eğitimde reform çalışmalarına öncülük edilmesi. Şimdi çalışma ilkelerimiz ve amacımız tamamen Atatürk'ün ilkeleri ve devrimleriyle çok gördüğünüz doğru. kadarıyla çok örtüşüyor. Biz zaten adımızdan da belli. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Atatürk'ün temel ilkelerinden, ana ilkelerin dışındaki ara ilkelerinden bir tanesi de zaten çağdaşlaşmaktır biliyorsunuz. Evet. Bu nedenle derneğimiz tamamen aynı Atatürkçü Düşünce Derneği gibi çağdaşlaşma ve Atatürk ilkeleri yolunda çağdaş insana ve çağdaş topluma ulaşmak. Amacımız nihayet bu. Evet. Bu. Evet, ben şurada bir karalama yaptım ama bilmiyorum büyütülebilir mi şu amblemimiz? Evet. Büyütme evet. olanağı var mı? Gösterebilirsiniz, siz gösterebilirsiniz. Evet. Siz ekrana döndürebilirsiniz. Şimdi sembol diyelim buna. Bir üniversite öğrencimizin hazırladığı bu sembol açılan yarışmada birinci seçiliyor. 1989 yılında. Şöyle bakın birbirine geçmiş insan profili var. Hatta şöyle göstereyim. Buradaki biraz daha büyük. Yazı var üstünde diye göstermek istemedim ama. Evet, sabit dursun öyle. Evet. Evet böyle dursun, mi? Dursun öyle. Evet. Şimdi burada bir insan yüzünün profili var.
Dıştaki profil, evet, atamızın profili. Ve onun içindeki de gençlerimizi, insanları, toplumu sembolleştirmekte. Ve dikkat ederseniz şurada da bir ok var. Evet, evet. Ve o profili ok biraz daha yukarıya doğru kaldırmış. Hı-hı, ok yukarıda, hı-hı, dikkat ederseniz. Evet. O da sabit tutun, sabit tutun. Şimdi ben görüyorum buradan. Evet, siz devam edin. O da Atatürk ilkelerinin daima ilerlediğini gösteren bir ok. Yükselen bir ok. Veriyor, evet. Dolayısıyla gençlere, insanlara tamamen Atatürk düşüncelerini, Atatürk'ün düşüncelerini, ilkelerini az önce tüzüğümüzde de belirttiğimiz gibi öğretmek, evet, geliştirmek ve devrimlerini sürekli yukarıya doğru taşımak, iletmek. Bu da nasıl olur? Eğitimle olur. Evet. Biz her şeyden önce bir eğitim derneğiyiz. Ha, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Atatürkçü düşüncenin yayılması ve geliştirilmesi yolunda izlediği yol öncelikle eğitim yolu. Eğitim yolu. Güzel. Eğitim yoluyla gençlerimize, öncelikle kız çocuklarımıza ama erkek çocuklarımıza asla ayırmıyoruz tabii. Onları desteklemek, evet, kadınlarımıza da ayrıca eğitim vermek. Dernek bünyesinde okuma yazma bilmeyen kadınlarımıza okuma yazma öğretmek, el becerileri öğretmek, hukukçularımızla, sağlıkçılarımızla, evet, onlarla bir araya gelerek onlara hukuk alanındaki haklarını, görevlerini ve sağlık alanında neler yapması gerektiğini. Çünkü anneler çok önemli. Kişisel gelişimine de öneye koyuyorsunuz, tabii, yardımcı oluyorsunuz. Tabii. Çocuğu yetiştiren anne olduğuna, evet, göre annenin eğitimine önem veriyoruz. Dolayısıyla çocuklarımıza, özellikle kız çocuklarımıza önem veriyoruz. Bilinçli anne adayı. Evet. Değil mi? Evet. Tabii. Bunu da yaratmaya, tabii, çalışıyorsunuz. Ama erkek, anladım, çocuklarımıza da ilerleyen zamanda, evet, daha, peki, detaylı konuşalım. Peki. Sağ olun. Ahmet Bey, Atatürk Düşünce Derneği Ayvalık Şube Başkanı olarak. Şimdi adınızdan, derneği adından belli. Atatürkçü Düşünce Derneği. Şimdi adına baktığımızda gerçekten büyük bir amaç var, yüksek bir amaç var. Şimdi bu Atatürkçü düşüncenin topluma yayılması doğrudan doğruya biraz farklı olarak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden daha biraz farklı olarak onlar eğitim mi öncelikli olarak çalışıyorlar anlaşıldığı kadarıyla. Sizinki mevcut Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düşünceyi toplumun bütün kesimlerine yaymaya çalışmak. Ama tabii ki çağla sürekli çağın geldiği noktayla da buluşturarak, evet, elbette onu sürekli dinamize ederek. Yani bu konuda sizin örneğin Atatürk Haftası bağlamında, Atatürk'ü anma haftası bağlamında böyle ürettiğiniz çalışmalar var mı? İşte bu düşüncenin yaygınlaştırılması noktasında diyorum. Evet. Tamam, anma güzel, ritüeller güzel, tamam. Ama burada önemli olan bu Atatürk düşüncenin yayılması. Toplumun değişik noktalarına, kesimlerine. Buyurun isterseniz. Yani. Şimdi biz sadece Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde ya da doğum tarihi olan öyle kabul ettiğimiz, hı hı, 19 Mayıs, 29 Ekim bayramlarda değil, biz bunu 365 güne yayıyoruz. Yani sadece bir 10 Kasım'da Atatürk'ü eskiden biraz hüzünle, öyle geleneksel, evet, bir şey oluşmuştu. Ama uzun zamandan beri böyle bir şey yok. Yani artık onun fikirlerini, düşüncelerini, çünkü toplum bu konuda çok eksik. Biz Atatürk'ü aslında tanımıyoruz. Toplum olarak tanımıyoruz. Yani bizim Atatürk'ü tanıdığımız ilkokulda ayçiçek tarlasında ya da mısır tarlasında elinde tenekeyle kargaları kovalayan bir Mustafa Kemal. O zaman Mustafa. Daha sonraları
işte askeri lise, daha sonraları asker olarak. Ondan sonra vatanı kurtardı, bitti. Şimdi 1946'dan sonra, özellikle 46'dan sonra Atatürk unutturulmaya çalışılmış. Özellikle de 50'den sonra, Demokrat Parti iktidara geldikten sonra, Cumhuriyet'in temel değerlerini oluşturan Atatürk ilkeleriyle ilgili ne varsa yavaş yavaş şeyden çıkarılmış. Dolayısıyla bu bugüne geldiğimizde bugün daha bir felaket. Maalesef öyle. İnsan ömrü sınırlıdır. Bir çizgi düşünün, bir noktada başlar, bir noktada biter. Ama ülkelerin tarihi öyle değil. Yani biz 50'li yıllardan 60'lı yıllara kadar geçen süre, aynen içinde bulunduğumuz süreler gibi çok sıkıntı çekilmiş. Keza 70'ten sonra toplum sıkıntı çekti. 80'de 12 Eylül'le aynı evet. sıkıntılar devam etti. Evet. Yani Atatürk ilkelerini uygulamayan, ondan vazgeçen, kendi düşüncelerini öne çıkaran tamam. böyle bir yönetimler oluştu. Hı, anlıyorum. Biz onun için bizim üzerimizde çok büyük bir sorumluluk var. Bunların hepsini tek tek anlatmak zorundayız. Onun için sadece 10 Kasım değil, sadece 29 Ekim değil. Bütün yıl içerisinde mümkün olduğunca biz Ayvalık'ta, yani lokal olarak Ayvalık'ta, özel olarak, genelde de Türkiye çapında 372 şubemizin Türkiye'ye yayıldığını, buralarda da buradaki üyelerimizin, burada yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın, genel merkezimizin, bu konuda bütün arkadaşlarımız, hepimiz elimizden geldiğince, sadece bizler değil, bizim gibi aynı düşüncelere sahip olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, eğitim kuruluşları, sendikalar, benzeri örgütlenmeler, bizim sayımız çok fazla. Yani Atatürkçülüğü yok etmek, öldürmek, sindirmek mümkün değil. Yani öyle düşünebilirler ama öyle değil. Bizlerin yaptığı çalışmalarda biz 10 Kasım'a hemen akabinde Ümit Koca Sakal'la buradan selam gönderiyoruz kendisine. Hüseyin Bey'le görüştük, genel sekreteri, İstanbul Baro Başkanı. Ama çok yoğundu, olmadı. Sonra Soner Yalçın'la bir görüşmemiz oldu. Tabii geç kalmıştık yani o yani şeyde. Yani onlarla bir panel, bir çalışma tabii. Anladım. Yani bunun bir 15 gün önce bir konuşmacı vardı. Bir ay önce bir konuşmacı vardı. Sürekli bu mütemadiyen devam ediyor. Sürekli böyle paneller, söyleşiler anladım. Yaparak geliyoruz. Boş kalmanın zamanı değil. Anlıyorum. Evet. Şimdi Ahmet Bey, dediniz ki bu bir öz eleştiri aslında. Hı-hı. Atatürk'ü tanımıyoruz. Evet. Yani toplum açısından da yani tanımıyoruz derken üzerimizden yola çıkarak toplumla ilgili böyle bir saptamada bulunuyoruz. Evet. Atatürk'ü tanımıyoruz. Şimdi güzel de Atatürk'ü topluma tanıtacak olan kimler? Atatürk'ü sevenler, Atatürk'ün izinden gidenler, kişiler ya da kuruluşlar, evet. kurumlar. Evet. Şimdi o zaman burada Atatürk'ün ölümünden bu yana Atatürk'e bağlıyız diyen kim varsa, kişi ya da kurumlar, yapılar, o günden bugüne demek ki bu alanda yeteri kadar, hatta yeteri kadar değil, gerektiği gibi çalışma yapılamadı ki Atatürk'ü toplum tanımıyor. Doğru. Şimdi şöyle bir şey var, ortada çok garip bir durum var. Şimdi Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Bu milletin kurtarıcısı. Amerika'yı kuran George Washington. Amerika'nın hiçbir Amerikan yurttaşı Amerika'nın kurucusuna olumsuz bir söz etmesini beklenemez. Mümkün değil. Kocaman Hindistan'ın kurucusu işte Gandhi. O da öyle. Türkiye Cumhuriyeti bizi var eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ve milletin de kurtarıcı da bu. Peki o zaman bu toplumun, bir toplumun kendi devletinin kurucusuna ve kendisinin de kurtarıcısına
dönük bir tanımama, onunla ilgili yeterince bilinç taşımama, hatta onu sevmemen noktasında olması anlaşılabilir mi? Kesinlikle. Bu, yani bir vefa duygusu bir defa insanın doğasında var. Toplum olarak da, inançlar da bunu gerektiriyor. Vefa, şükran, minnet, yani bu duygular bir insani duygular. En kolay gösterilmesi gereken kişi de, kişiler gibi o ülkenin kurucuları, o ülkeyi var edenler. Şimdi Atatürk'e bu ülkeyi var eden, bu milleti de yeniden var eden Atatürk'e toplumun yeterince bilgi düzeyinde, bilinç düzeyinde bağlılığı, sevgisinin olmadığını söylemeye çalışıyoruz. O zaman bir sorun var. Evet. İşte bu sorunla ilgili hem Atatürk Düşünce Derneği, hem Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, birer Atatürkçü, Atatürk'ün yolunda kuruluşlar olarak, bundan sonraya dönük olarak elbette farklı noktalarda çalışmalar yapacaktır, düşünüyordur. Nedir? Ne yapmalı ya da? Evet. Bunu konuşalım biraz. Şimdi bir defa insanlarla birebir ilişkiye geçmek gerekiyor. Yani, gerekiyor. Evet. Ama gerekiyor. Bizler bunun için varız. Ben 54 yaşındayım. Emekliyim. Cebimde yeşil pasaportum var. İmkanlarım da var. Çıkarım, dünyayı da dolaşırım. Ama yapmıyoruz. Yani biz şu anda bu ülkede ters giden bir şeyler olduğunu düşünüyoruz. Bu yeni değil. Her zaman. Bu yeni değil. Epey yıllarda, evet. Uzun yıllardır bu böyle 89'da bir şey dernek kurulduğu zaman, 89'da dernek kurulduğu zaman bu ülkeye sahip çıkan insanlar var. Ne olursa olsun. Yani farklı iktidarlar gelir, farklı düşünebilirler, farklı yapabilirler. Başka şeyler düşünebilir, yapabilirler. Ama bu ülkede, bu ülkenin aydınları bir araya geliyorlar. Hem de 83'ten itibaren. Bir araya geliyor. Burada bir yanlışlık var. Diyorlar ki, Soğuk Savaş bitmiş. Artık Sovyetler 91 Prosterika'yla dağılmış. Bağımsızlıklar meydana gelmiş. Ve Orta Doğu ile ilgili emperyalizm geriye doğru, yani 100 yıl önce neler düşündüyse, Sevr'de neler düşünüldüyse, bugün de Orta Doğu'ya ilgili projelerini Soğuk Savaş bittikten sonra yürürlüğe koymuştur. Ama evet. Yürürlüğe koymuştur ama o gün cepheden göğüs göğüse muharebe varken artık savaşın şekli değişmiş. Tamam. Yöntemler değişmiş. Tamam. Bunlarla ilgili yapacakları şeyler var ve bu aydınlarımız bunları o dönemde görüyorlar. Diyorlar ki mutlaka bizim bu eksikliğimizi tamamlamamız gerekiyor. Bu nedir? Sizin demin söylediğiniz, biz Atatürk'ü devrimlerini yeterince tanıtamadık. Ve onu, bakın, Atatürk ve devrimleri bu ülkede bir kişi savununcaya kadar bu devam edecek. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu süre içerisinde biz müdahale etmediysek eğer, yani Atatürk'ü anlatacak, onun devrimlerini anlatacak, bu gücü harekete geçirmezsek geç kalmış olabiliriz. Ve bu düşünceden doğarak, evet, Atatürkçü Düşünce Derneği kuruluyor. Evet. O günden beri Muammer Aksoylar, Bahriye Üçoklar, bunlar bizim genel başkanlarımız. Tamam. Uğurmuncu, hepsi, tabii, hepsi bu konuda bu, yaşamlarını feda ettiler. Feda ettiler. Evet, doğru. Şimdi bugüne geldiğimizde o dönemde geç kalmış bile, yani geç kalmış kurulmasında, belki çok daha öncesinden kurulması gerekirdi. Biz bunun zarar neresinden dönseniz kârdır. Biz Atatürk'ü o günden beri anlatıyoruz. Atatürk bir insan, etten kemikten yapılmış. Yani onun bazı davranışları var insan içerisinde, toplum içerisinde. Onları incelemek gerekiyor. Onları konuşmak gerekiyor. Bakın sıfırdan. Hepimiz biliyoruz. Yani seyircilerimize her şeyi tekrar tekrar baştan anlatmak gerekmez ama %3 okuma yazma oranı Cumhuriyet kuruluşunda. O gün o insanları alıp ömrü vefa edinceye kadar yaptığı şeyleri önümüze koyduğumuzda ne kadar ilerlemiş olduğunu görüyor. Bu sadece başlı başına bir şeydir. Yani çok doğru, evet, dediğinizi hepsini anlıyorum ben. Yani yalnız ortadaki sorun şudur. Bakınız, bir daha yineliyorum. Bu ülkede toplumun
öyle bir kesimi var ki ya da o kadar çok sayıda yurttaşlar var ki ya da genel olarak kendi ülkesinin kurucusuna ve kendi milletinin kurtarıcısına dönük bir vefa sorunu var. Bir şükran sorunu var. Bu dediğimiz ayrıntılar belki bunlar çok daha üst noktada yani bilgilendirme işi. Evet. Ama bir vefa duygusu her şeyin temeli. Önce o toplum kurucusuna ve kurtarıcısına ve kurucusuna vefa duymalı ki, şükran duymalı ki onun üzerine diğerleri kurulabilir. Şimdi Nuray Özer, siz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak bu yolda eğitim öncelikli olarak öğrencilere burs vererek hem burs yoluyla öğrencileri kazanmaya bu yolda bir Atatürkçü düşünceyle onları yan yana getirmeye çalışıyorsunuz. Ancak her çalışma geriye dönüşü olan bir çalışma olursa yararlı bir çalışma tabii, değil mi? Tabii. Bu yolda ne kadar yol aldınız bu uğurda? Dönüp baktığınızda eksiklerimiz mi var diyorsunuz? Daha yapacağımız çok şey mi var diyorsunuz? Tabii. Bu arada süreyi de kontrollü kullanalım. Süre 10 dakikanın altına düşmüştür. Oo. Evet. Görüyorsunuz ki zaman su gibi akıyor. Evet. Şimdi tabii ki Atatürk'ü arkadaşımın dediği gibi tek kişi dahi kalsak aynı bayrağımız gibi tamam. savunacağız. Tamam. Ama karşı devrim dediğimiz bir şey de var. Bu hep yatsıyamadığımız var. Ta bu hep var, başından hep var sinen evet. Ama son zamanlarda çok artan bir karşı devrim tamam. var. Temel hak ve özgürlüklerimiz gidiyor. Adil yargılanma hakkımız tamam. ne kadar ve kimliklerimiz, sınır güvenliğimiz nedir? Tamam. Hepsi tartışılır. Ve Atatürk'ün değerleri adeta birer birer şey yapılıyor, yok edilmeye çalışılıyor. Ama karşısında da ADD ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği aynı amaçla çalışan pek çok güzel derneklerimiz daha var. Evet. Yalnız ikimiz iki dernek değil burada. Dediğimiz gibi tabii geriden gelen bir şey var. Her iki dernekte 1989'da görülen lüzum üzerine kurulmuş. Evet. Yavaş evet. yavaş kıpırtılar başlamış ki insanlar bir araya gelmişler. İlk genel başkanımız, kurucu genel başkanımız Profesör Doktor Aysel Ekşi. Daha sonra biliyorsunuz Türkan Saylan'ı ve sevgiyle, rahmetle anıyoruz. Işıklar içinde olsun. Son hasta olduğu zamanlarda bile ne kadar acı çekti. Yalnız o değil, pek evet. çok arkadaşımız acı çekti. Günlerce içeride tutulup suçsuzlukları anlaşıldıktan sonra şube başkanlarımız, üyelerimiz, hali hazırda 3 genel başkan yardımcımız var. Filiz Meriçli, Nur Gerçel ve Ayşe Yüksel evet. hala bir davayla soruşturmaları evet, dava var için, dava. Ama bunlar bizi hiçbir zaman korkmuyor, tamam, korkutmuyor. Bu da doğru. Biz işte demin söylediğim gibi eğitimle geriye dönük ne yaptınız dediniz siz. Biz yok ne yaptınız demedim. Yani yapıldıklar çok şey yapıldı. Ancak yani ne istiyorum onları, ki ben? Evet. Ne istiyorum ki? Bir ailede ailenin kurucusuna, atasına, babasına, dedesine, aile fertleri içerisinden şükran duymayan çok az çıkar. Değil mi? Çok evet, az çıkar. Evet, tabii. Ancak yani tekil çıkar. Bizde hain çok. Ancak şimdi iyi ya, şimdi sorun burada. Evet. O zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye milletinin kurtarıcısını ve kurucusuna toplumun genelinde yayılan az önce sözünü ettiğiniz sorunların, tehlikelerin, sıkıntıların çıkmaması için Atatürk'e bu toplumun vefa ve şükran duygusuna sahip olması gerekir. Bu varsa eğer hiçbir sıkıntı yok. Sorun burada. Bunun bu zamana kadar yeterince yapılamadığı kesin. Biz evet. ne yapmışsak yapalım. Eksik kalmışız. Şimdi evet ne yapmışız. Evet. Önemli olan buradan bundan sonra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Atatürk Düşünce Derneği'nin bundan sonrasına ilişkin çok daha sağlıklı olarak toplumun bu bilinç düzeyine
nasıl katkı verecek, vermeli? Şimdi, evet, süremizi de dikkate alarak, evet, lütfen. Tamam. Çok kısa olarak şöyle söyleyeyim. Bakın sadece bir şeyleri Atatürk'le ilgili, devrimleriyle ilgili, Cumhuriyet'in nereden nereye geldiğiyle ilgili bir şey söylememiz yetmiyor. Evet. Yıllar içerisinde dini kullanarak, çok açık ifade edelim, dini kullanarak belirli bir noktaya insanları sürüklediler. Tamam, bir, iki, olabilir. Fukaralaştırdılar. Yapar, evet. Biz gelen üyelerimiz var, köylerden, diğer yerlerden gelen üyelerimiz var, konuşuyoruz. Evet diyor ama mecburum, bağlamış yani, bir yerden bağlamışlar. Yani çiftçi ekim yapamıyor. Çalışan, işte en son Soma'da gördük, bağlamışlar, oradan bağlamışlar. Yani parayla insanları oy kullanmaya götürüyorlar. Şimdi biz ne yapacağız? Çok biz, kısa. Biz sadece, 4 dakikamız kaldı. Biz sadece, ona göre bakın, Silivri'lerde, Silivri'lerde, Ankara'da, meydanlarda her seferinde bu politikaların yanlış olduğunu söylüyoruz. Bizim mücadele alanımız meydanlar oldu artık. Evet. Evet, buralarda, buralarda insanlara anlata anlata, o meydanlara çıktığımız zaman haber kanallarında bunlar gösterildiğinde bu insanlar niye oradalar diye düşünmeleri gerekir. Evet. Biz elimizden gelen her şeyi açık açık ifade ederek, size bu arada çok teşekkür ediyorum, böyle bir olanak sundunuz bize. Bu dönemde öyle Atatürkçüleri bir araya çıkarıp da televizyon kanallarına çıkarıp konuşturmak her babayiğidin harcı değil. Yayıncılık. Çok teşekkür ediyorum. Kamu işi olduğu çok için herkes bir, burada evet, kamuya seslenebilir. Tabii. Çok teşekkür ederim. Umarım politikalarını da, yani karşı devrim, demin hocam söyledi, karşı devrimi savunanlar gelirler buralara, burada onlar da neden böyle yaptıklarını onlar söylesinler. Evet. Doğru. Sadece bir şey söyleyeyim. Biz 18 Mart'ta Çanakkale'ye gençlerimizi götürdüğümüzde bir tanesi sadece. Bir tümen 10 bin kişi Çanakkale Savaşı'nda o çocuklara, o rehberler anlattıklarında 10 bin kişi, o çocuklar lise öğrencileri 3 sene boyunca İstanbul'a, o bölgede mezun veremiyorlar, evet, liseler. Evet. Bu çocuklar orada hüngür hüngür ağladılar. Biz bunları yapıyoruz. O çocukları öğreteceğiz. Evet. Gençleri öğreteceğiz. Gençlerden başlayacağız. Dilerim. Evet, dilerim. Bu arada son sözümüzü de alayım. Evet. Nuray Özel'de kapatacağım. Ben şunu söyleyeceğim. Evet. Bizim hali hazırda 71.364 üniversite öğrencimiz, bizim toplam burs verdiğimiz 54.650 ilköğretim lise bursu alan çocuğumuz var. Ana okulları yapmışız. Şu anda biz Ayvalık'ta bir eğitim evi ve yurt yapıyoruz. Çok Ayvalık güzel. Şubesi olarak. Çok iyi. Yine Ayvalık Şubesi olarak 221 üniversite, 94 lise öğrencisine kendi olanaklarımızla, evet, destekçilerimize burs vermeye çalışıyoruz. Tabii burs verenlerimiz var. Elbette. Kendi yaptığımız bağışçılarımızın katkılarıyla eksik olmasınlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben bu çocuklara güveniyorum. Çok bu güzel. Çocuklar Atatürk'ün çocukları. Güven orada diyorsunuz. Evet, evet. Ben öyle diyorum. Anladım. Eğitimle başladık dedim ya. Çok eğitimle güzel. Bu işi bitireceğiz. Türkan Hoca'nın bizden istediği buydu. Görevimizi yaptığımıza ve yapacağımıza inanıyorum. Peki. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Atamızı da saygı, sevgi ve özlemle anıyorum. Aynı dilekle katılıyorum ben de. Son olarak söyleyeceğiniz 40 saniyemiz var. Sevgili seyircilerimize seslenmek istiyorum buradan. Çok güzel sorular sordunuz. Lütfen Atatürk'ü anlamaya çalışalım. O etten kemikten bir insan, yok olan bir şeyi var etti. Osmanlı'nın küllerinden bugün yaşadığımız her şeyi biz onlara borçluyuz. Onun silah arkadaşlarına borçluyuz. Demiştiniz, söylediğiniz şükranla, minnetle, saygıyla, vefayla, evet, almamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Evet. Ben de teşekkür ederim sizlere. Birlikte olduk. Dilerim ilerleyen zaman içerisinde daha geniş bir programda yine birlikte oluruz. Değerli izleyenler, Ayvalık Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Sayın Nuray Özer ve Ayvalık Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ahmet Üzgeç ile birlikte olduk. İkinci bölümde Burhaniye Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yöneticileriyle birlikte olacağız. Şimdi reklamlar.
Değerli izleyenler, Yaşamdan Yansımalar 2. bölümüyle sürüyor. Atatürk'ü anma haftasında, Atatürk'ü anma kapsamında bu akşam sürdürdüğümüz programın 2. bölümünde Burhaniye Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Burhaniye Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticileri ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden programımız sürüyor. Şimdi Burhaniye Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yöneticisi Sayın Filiz Sonsuz, merhaba. Merhabalar. Burhaniye Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Güler Akıncı, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. İsterseniz öncelikle siz kendinizi tanıtın. Olur. Buyurun. Bir Hanım isterseniz. Tamam. Buyurun. Burhaniye'de yaşıyorum. 4 dönem, 2 dönemi yedek olmak üzere, 4 dönemdir, 3 dönemi asil olmak üzere Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Son 2 yıldır da, yani son dönemde de Gençlik Komisyonu'ndan sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. Benimle birlikte yönetim kurulu üyemiz Pembe Çelebi ve arkadaşımız, üye arkadaşımız, bir zamanlar yönetimde de yer almış değerli bir arkadaşımız Sevil Narin. Aynı komisyonda gençlerle birlikte çalışıyoruz. Çok güzel. Dernek Başkanı Saniye Erdoğan Hanım. Şu anda evet. Evet. Sanıyorum bir emekli öğretmen arkadaşımızın. O aramızda bulunamadı. Maalesef evet. Bulunamadı bazı nedenlerle. Evet. Ancak hem başkanımız hem yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, öğrencilerimiz sizlere selamlarını ilettiler. Evet, bizden de sevgiler, selamlar kendilerine. Sağ olun. Teşekkür ederim şimdilik. Evet, Burhaniye Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Güler Akıncı, buyurun isterseniz siz kendinizi siz tanıtınız. Ben de 2001'de bu yöreye geldik. Edremit Şubesi Ziraat Bankası'nda çalışıyordum. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra dernek üyeliğim söz konusu oldu. 2011 yılında da dernek başkanı oldum. Atatürk Düşünce Derneği Burhaniye Şubesi. 3. yılımız bu sene. 3 yıldır da sürdürüyorum. Burhaniye, evet, Burhaniye Atatürk Düşünce Derneği Başkanıyım. Evet. Daha önce bir dernek geçmişim yok. Çalışıyordum. Hı hı. Peki, başarılar dilerim. Teşekkürler, sağ olun. Peki, Burhaniye'de Atatürk Düşünce Derneği'nin genel olarak etkin yaşamda, toplumda bir etkinliği var. İzlediğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla. Atatürk'ü anma haftası kapsamında ayrı ayrı çalışmalar mı yaptınız, yoksa birlikte mi yaptınız? Ya da çalışmalarınızdan söz edin isterseniz. Buyurun. Biz Atatürk'ü 10 Kasım'da meydandaki önce devlet törenine katıldık. Biliyorsunuz birkaç senedir sadece törenlerde mülki amirler, belediye başkanı ve garnizon komutanlarının dışında kimseye çelenk koydurmuyorlar, evet, anıtlara. Sorun var. Evet. Ancak bir yönetmelik, demokratik olmasa da bir yönetmelikleri var yayınladıkları. O yönetmelikte 48 saat öncesinden yazı yazıldığı takdirde çelenk koymaya izin veriyorlar. Biz onu daha önceki bayramlarda üyelerimizle birlikte tören, devlet töreni bittikten sonra biz çiçek koyarak hani protesto edelim diye düşündük. Öyle bir uygulamaya girmiştik. Ancak bu yönetmelikte bir açık var. Orada bayram diyor. Bayramlar için çıkarılmış o yönetmelik. Ama bu Atatürk'ü anma günü bayram değil diye biz yazı yazdık bu sefer. Ama yine törenden sonra ancak izin verdiler bize. Yani tören esnasında bizlere yine izin vermediler. Ama biz bu sefer yine de öyle de olsa çelengimizi götürdük. Bıraktık, gereğimizi yaptık. Bunun yanı sıra çiçeklerimizi de götürdük üyelerle birlikte. Devlet töreninden sonra bir organizasyonumuz vardı. Yaklaşık bir aydır üzerinde çalıştığımız. Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir konserimiz vardı dün akşam.
işte halka açık, ücretsiz. Burhaniye Kültür Sanat Derneği var Burhaniye'de. Evet. Sağ olsun Ali Özcan Bey'e de buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Ali Bey'le bir çalışma içerisine girdik bir ay öncesinden. Onlar Atatürk'ün sevdiği şarkıları çıkardı, 10 şarkı. O şarkı söylenirken biz de arkadan şarkıyla işte uygun Atatürk'ün fotoğrafları, işte görüntülerinden tamam. oluşan bir şey hazırladık, slide gösterileri hazırladık. Sahne gösterisi olarak işte Sarı Zeybek icra edildiği zaman bir efe çıktı sahneye. O çok güzel oldu. Herkes tarafından çok beğenildi. Sadece üyeler değil, halktan katılım çoktu. O bizi çok mutlu etti. Yani biz Atatürk'ü bir yerde demin Ahmet Bey'in dediği gibi de Ayvalık Başkanımız sadece hani anma günlerinde veya bayramlarda değil de 365 güne yayıyoruz Atatürk'ü anlatmayı artık görev edindik. Çünkü ne yazık ki siz birinci bölümde de söylediniz. Kurucumuza vefasızız. Toplum olarak bir vefasızlığımız var. Ancak bu vefasızlık da şuradan kaynaklanıyor. Ne yazık ki Atatürk bu topluma yeterince anlatılamamış. Ha buna ister aydın ihaneti diyelim. İstersek Küçük Amerika olmanın projesinin sonucu diyelim, buna ne dersek diyelim. Ama ben bunu şuna bağlıyorum. Bilinçli olarak Türk toplumunun hafızasından Mustafa Kemal Atatürk silindi. Silinmeye çalışılıyor, daha doğrusu silindi demeyeyim, silinmeye çalışılıyor. Peki bir saniye, bilinçli olarak bu yapılmaya evet. çalışılıyor. Peki karşı bilinç ne yapıyorlardı? Karşı bilinç yapıyor zaten bu. Hayır, karşı devrimciler yapıyorlar. Hayır, bunu demek istemiyorum. Yani Atatürkçü bilinç. Ha. Yani Atatürkçü bilinç. Atatürkçü bilinç. Atatürkçü bilinç de bugüne kadar bana göre ben AKP'nin bir yerde bu memlekete bir yardım yani olduğunu düşünüyorum. Siyaset noktasından değil de hayır. temel noktalardan girelim. Yani tamam, temel noktadan evet. da girsek yani ya da şunu söyleyeyim, karşı devrimcilerin topluma şu açıdan yararları oldu. Atatürk'ü keşfetti insanlar. Mustafa Kemal Atatürk'ü devrimlerini keşfettiler. Ne yaptığını yeni yeni öğrenmeye çabalıyor insanlar. Hı hı. Tabii bu okuyan, anlayan kesimde yalnız şöyle bir handikapımız var. Bunu anlatmakta zorlanıyoruz. Bu zorlanmanın nedenlerinden biri de toplum olarak okuyan bir toplum değiliz. Nakli bilgilerle donanan, onu seven, görsel hafızası daha kuvvetli bir toplumuz. Buna göre bir karşı çalışma çaba üretilebilir. Onları yapıyoruz işte. Evet. Güzel. Biz genelde konuşmacılar getiriyoruz. Gelen konuşma, yani getirdiğimiz konuşmacıların da popüler olmasına dikkat ediyoruz. Yani hani toplumda en azından tanınmış onları getiriyoruz ki hani ilgi görsün gelsinler anladım. İnsanlarsa yoksa gerçekten çok değerli akademisyenlerimiz falan var. Ama ismen tanınmış olmalarına çok dikkat ediyoruz ki hani en azından ismi dikkat çekerek gelsin ve onun söylediklerinden bir şeyler bilinç taşımaya çalışıyoruz. Bilinç taşımaya tabii mutlaka. Peki bu etkinliğe, bu bilinç taşıma etkinliğine katılım konusunda özellikle şöyle bir bakarsak daha çok zaten bilinçli olanlar mı katılıyor genelde? Yoksa bu bilincin taşınması gerektiğini düşündükleriniz mi katılıyor izlemeye ya dinlemeye? Genel olarak durum nedir? Birinci şık. Öyle mi? Evet. Orada o zaman bir sorun var. Tabii ki. Anlıyorum. Tabii ki. Birinci şık. Aslında bilinç biz gerçekten o konuyla ilgilenen kişiler kendi üyelerimizi bile bazen yeri geliyor katamıyoruz. Evet. Çok az kişiden oluşan etkinliklerimiz oluyor. Yani bunlar aslında bizi üzüyor. Yani keşke daha fazla olsa. Peki çok güzel. Orada gelmesini bilinç taşımak istediğimiz ya da
bilinç taşınması gereken kesim, kişiler filan neyse onların gelmesini beklemek ki elbette gelmeyecek yerine onlara gidilmesi için farklı yol, yöntem, çaba üretilemez mi? Yeni durum karşısında üretilebilir mi? Orada bir sıkıntı var mı? Şimdi orada şöyle bir sıkıntı var. Hani siz siyasete girmeyelim diyorsunuz ama ne yazık ki yani biz siyasete girmeyin değil bu. Ha. Günlük siyaset noktasından gidersek kendimizi daraltmış oluruz demek istiyorum. Yok, günlük siyaset noktasından değil. Daha geniş noktadan bakalım. Şimdi biz bundan bir sene önce Burhaniye'nin bir köyüne gidelim. Orada bir çalışma yapalım istedik. Oradaki köy kadınlarıyla bir iletişim kurdum. Ortak noktada buluştuk, gideceğiz, edeceğiz. Orada hem onların işte kazanmalarını sağlayacağız. Anlıyorum. Öyle konuştuk. Organizasyon bitti. Arabalar tutuldu, şeyler gidecek olan kişiler ayarlandı, gelecek. Pazar günü olacaktı bu iş. Cumartesi günü köy muhtarı beni telefonla aradı. Buraya gelmek istiyorsunuz ama köyün bütün kadınları fasulye çapasına gidecek dedi. Yani kibarca, sabote edilmiş. Kibarca gelmeyin dedi yani gidemedik. Anladım. Dolayısıyla şimdi Atatürkçü Düşünce Derneği dendiği zaman bir siyasi oluşummuş gibi görülüyor toplumda da bu. Biz bir siyasi parti değiliz. Ama Atatürkçü Düşünce'nin iktidarda olması için çabalayan bir derneğiz biz. Anlıyorum. Ya da Atatürkçü düşüncenin toplumda yayılması, benimsenmesi tabii, için. Diyelim. Öncelikle o bizi yukarıda yönetecek olan iktidarın da o düşüncede olması olacak, harekete olacak ki yani anladım. Toplum bu düşüncede gelişsin. Anladım. Döneceğim. Birlikte sürdüreceğiz. Teşekkür ederim. Sayın Filiz Sonsuz, şimdi siz ne diyorsunuz bu noktada? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Burhaniye Şubesi olarak siz de isterseniz aynı noktada sürdürebilirsiniz. Yenileme yayını. Evet, tabii. Buyurun. Ben de Ayvalık Şube Başkanımız Nuray Hanım'ın az önce söylediği her şeyi tekrarlamış olayım. Zamanla üstüne koyarak devam edelim. Evet, dertliyiz. Çok canımız yandı. Canımız yanmaya da devam ediyor. Ama sızlanmak gibi bir hakkımız yok. Evet, arkadaşımın dediği gibi pek çok engellerle karşılaşıyoruz. Normal, bu doğal olacaktır tabii. Hayır, şimdi doğru ve doğal başka şeyler. Doğru değil ama doğal. Çok doğru söylüyorsunuz. Doğru değil ama doğal. Yani günün şartlarının getirdiği sonuçlar bize düşen de bu şartları delip geçmek, yanından geçmek, yok edip geçmek falan. Peki biz şunu anlatayım. Yani biz Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü nasıl yaşıyor, nasıl yaşatmaya çalışıyoruz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak? Biz kendimizi bir eğitim kurumu olarak görüyoruz. Kurumsallaşma çabalarımız son hızla ilerliyor. Şu demek oluyor, bu derneğin herhangi bir şubesinde kaç öğrencinin, hangi kademedeki öğrencinin burs aldığını genel merkez bilir. Yaptığımız her şeyden genel merkez haberdardır gibi. Bu işleyişimizin Nuray'ından az önce anlattı. Gelelim biz Atatürk'ün nasıl çocuklarımıza, gençlerimize anlatıyoruz, yaşatıyoruz. Biz bunu köy enstitülerini bir hatırlayalım. Yaparak, yaşayarak, üreterek öğrenirlerdi. Biz bunu Atatürk'ü yaşatarak öğretmeye çalışıyoruz. Bakın, bu çocuklar yıllardır İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde Atatürk'ü ansiklopedik boyutuyla zaten ya öğrendiler ya öğrenmeye çalıştılar. Biz ne yapıyoruz? Bakın, Atatürk'ün tüm ilke ve devrimleri yolumuzu aydınlatır. Fakat Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak özellikle Atatürk'ün koyduğu şu bir hedef vardır. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak. Hatta üzeri ulaşmak. Bunun yolu nedir? Bunun yolu bilimdir. Bilime ulaşmanın yolu nedir? Çağdaş, laik ve bilimsel eğitimdir. İşte biz bu ayağını oluşturalım istiyoruz. Bilimsel, laik, çağdaş eğitim almalarına destek olabilmek. Payımıza düşeni dernek olarak yapalım. Aynen öyle. Evet. Fırsat eşitsizliğini yenelim.
Kız çocukları, erkek çocuklar arasındaki fırsat eşitsizliği, bölgesel, kentsel, köysel fırsat eşitsizliklerini elimizden geldiğince aşmaya çalışalım. Bu gençlere o iş fırsatı tamamlama konusunda takviye olalım. Şimdi olayın maddi boyutu. Biz evet örneğin şubemiz hemen şuradan yanıltmamak için halihazırda 22 kardelenimiz lise öğrencileri arasında genel merkezden burs alırlar, bilirsiniz kardelen projemizi. 15 lise öğrencimize şubemizden burs alıyor. Toplam 37 lise öğrencimize burs veriyoruz bu yıl. Güzel. 54 üniversite öğrencimiz var burs alan bizden. Çok iyi. Derneğimiz 1997 yılında şubesini Burhaniye'de kurdu. Kurucu üyelerimizin arasından, aramızdan ayrılmış olanları rahmetle saygıyla anıyorum. Sağ kalanlara da teşekkürümüzü tekrar ediyorum. 97 yılından bu yana 400'ün üzerinde biz öğrenciye, lise ve üniversite olmak üzere toplam burs vermişiz. Evet. Şimdi bu olayın maddi ayağı. İşte Atatürk'le nasıl bağdaştırıyoruz olayı? Cumhuriyet'in ilk yılları, savaşın ilk yıllarına gidelim, Kurtuluş Savaşı'nın. Ülke işgal altında, halk kan ağlıyor. Kaybedecek bir saniyesi yok bu ülkenin. Evet. Ama Atatürk ne yapıyor? Bakın Atatürk'ün demokrasiye ve ortak akla olan inancının altını çizmeye çalışıyorum burada. Atatürk bu ülkede kongreler topluyor. Diyor ki gelin arkadaşlar derdimizi biliyorsunuz, çözeceğiz, biz çözeceğiz, birlikte çözeceğiz. Demokratik bir süreç ne geçiyor aslında? Demokratik bir süreç o mengenede sıkışıklık arasında işletiliyor evet, bakın. Evet çok güzel. Bu Atatürk'ün ortak akıl üretmeye verdiği önemi gösteriyor. Biz bunu bir de her şey bittikten, artık savaş bitmiş, işte ülke işgalden kurtulmuş, artık hatta ülkenin bir kısmı Atatürk'ten padişah da olur canım, sadrazam olması lazım, pardon, padişah olabilir, bir de dini lider olması beklenirken, halife teşekkür ediyorum, olması beklenirken Atatürk bütün bunları elinin tersine itiyor. Hayır bir dakika diyor, bu ülkenin meclisi olmadı. Bu ülkenin halkı artık kendini yönetmeli. Bu ülke artık tek kişinin egemenliği altında yürümemeli. Halkı devreye sokuyor. Devreye sokuyor. Söz ve söz, karar sahibi. Karar yapıyor. Sahibi yapıyor. Bakın biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Az önce söylediğim 50 öğrencimiz var. Her şube, üniversite öğrencilerine burs veren her şube kendi içinde ve genelde yani bütün Türkiye çapında ÇYD'de öğrencilerinin kendi meclisleri var. Kendi yönetimleri var. Bakın dernek içinde dernek gibiyiz. Biz şube yönetimleri bu gençleri yönetmiyoruz. Biz bunlara, onlar kendileri yönetirken eşlik ediyoruz. Tıpkı ne gibi? Atatürk'ün yaptığı gibi. Bu gençler kendilerini yönetmeyi öğreniyorlar öncelikle. İkinci olarak ortak akıl üretmeyi öğreniyorlar. Ortak iş çıkarmayı öğreniyorlar. Nasıl? Şube içinde çalıştaylarımız oluyor. Bu gençler kendi akademik takvimlerini de engellemeyecek şekilde konular belirliyorlar. O konuları şube içinde tartışıyorlar, sunum yapıyorlar. O tartışmalar o kadar zevkli geçiyor ki gelip görmenizi isterim. Ondan sonra yakın şubelerin gençleri daha büyük çalıştaya hazırlık olmak üzere her sene bir konu belirliyor gençler gene kendileri. Örneğin geçen senenin çalıştay konusu eğitimdeki sorunlarımızdı. Öğretmenliğin ve eğitimin sorunlarıydı. Okul öncesinden başlayarak üniversiteye evet. kadar olmak üzere. Yakın şubeler birbirleriyle bu çalıştayı yürütüyorlar gençleri. Ondan sonra tüm Türkiye şubeler gençleri belirlenen bir yerde toplanıyorlar. Ortak çalıştay. Bir çalıştay olur. Bakın geçen sene çok ciddi öneriler çıktı bu çocuklardan. Çünkü bu sorunu birebir yaşayan çocuklar. Evet. Bakın şimdi Atatürk'le çağdaş yaşamın çalışma prensipleri arasındaki paralelliği anlatabildim mi? Çok güzel kurdunuz. Teşekkür ediyorum. Çok güzel kutlarım. Şimdi bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Biz 500 öğrenciye burs vermişsek her bir şubemiz aşağı yukarı bu sayıyı üstüne çıkan mutlaka vardır. Çok büyük şubelerimiz var. Bu kendini yönetmeyi bilen, ortak akıl üretmeyi, ortak iş üretmeyi bilen çığ gibi bir nesil geliyor demek. Çünkü bu çocuklar buna benzer sayısız deneyimler yaşıyorlar bu gençler bu şubelerde. İşte biz bunu çok önemsiyoruz. Bakın ne olacak? Olacağını biliyorum, umarım olacak demiyorum, olacak. Bundan bir 5 yıl sonra hakikaten bu deneyimi yaşamış, bu demokratik sürecin nasıl işlemesi gerektiğini bilen, kendini ve bu ülkeyi yönetmeye aday gençler çıkacak. Ben buna inanıyorum. Bunun için bu derneği çok önemsiyorum. Ve evet Atatürkçülük biz
Farklı şekillerde öğretebilirsiniz arkadaşım. Anlatabilirsiniz. Bunun tek yolu yok tabii. Gösterebilirsiniz. Evet, tabii. Biz yaşatarak yapmaya çalışıyoruz. Anlıyorum. Yani ağırlığımız burada. Eğitim çok önemli. Atatürk'ün bakın 1928'de harp devrimini yaparken yapmak istediği şey buydu. Bu ülkenin ana diline uygun bir alfabesi olsun. Herkes kolayca okusun, yazsın. Herkes aydınlansın. Herkes keşke olsa ama mümkün evet. değil. Belki bilimsel düşünebilsin. Bakın Atatürk bilimsel düşünen bir insandı. Benim ona hayranlığımın... Hiç kuşkusuz, evet. Nereden anlıyorum biliyor musunuz? Yani bunu anlamak için Einstein falan olmaya gerek yok ama... Birkaç konuşmasında geçen sözler var. Bir tanesinde diyor ki... Ben sizlere dogmatik düşünceler bırakmadım. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Çok güzel. İkinci bir lafı var ki... Ah işte ben hayran nasıl evet. olmazsın... Bir gün diyor, benim düşüncelerim bilimle çelişirse bilimi takip ediniz. Bakın bu bilimsel bir düşüncedir. Çünkü bilim asla emin olmaz. Evet. Bilim hep şüphe eder. İşte Atatürk diyor ki, bir gün ya yanılmış herhangi bir konuda olabilirim. O zaman bakın, bilim ama bilim, bakın, bilim diyorum. Nasıl bağımsız, bilim, bilimsel çağdaş eğitimden geçerek ulaşılmış o mertebeden söz ediyorum. Bilim insanlarından, bilim üreten insanlardan söz ediyorum. Ben karıştırılmasın başka şeyle. Bu bağımsız düşünüşün de bağımsız gereği, düşünce gereği. Zorunlu gereği. Aynen değil mi? Öyle, çok aynen güzel. Öyle. Yurttaşlar, bireyler açısından. Aynen. Bakın asker Atatürk diyebiliriz. Şair Atatürk diyebiliriz. Edebiyatçı Atatürk diyebiliriz. Ekonomist Atatürk diyebiliriz. Ben hepsini seviyorum. Bilimsel düşünen Atatürk'ü çok seviyorum. Gençlerimizin Anlıyorum. Bu yolda eğitildiğine inanıyorum ben. Sizler açısından tabii böyle. Ki. Ama bu tabii ki yeterli değil. Tabii ki değil. Elbette ki. O halde yeterli değil ki hı hı. ortadaki tablo, hı hı. yani ülkemiz açısından, toplumumuz hı hı. açısından, ulusumuz açısından tablo olması gereken düzeyde değil. Değil. Ha siz Burhaniye Çağdaş Yaşamı hı. Destekleme Derneği olarak payınıza düşen alanda bu o değerli çalışmaları yapıyorsunuz. Tabii. Harika. Ha şunu hemen ekleyeyim. Yaz kamplarımız var mesela. Bu çalıştayların dışında yaz kamplarımız var. Gene bir ana fikri var bu kampların. Gençler kendileri pişiriyorlar, temizliyorlar, yıkıyorlar, turnuvalar düzenliyorlar, eğleniyorlar ve öğreniyorlar. Anladım. Ama bir arada oluyorlar. Bu ülkenin her yerinden gelen gençler bir arada olabiliyor. Bu çok güzel. Çok güzel. Harika koydunuz ortaya. Sizi kutlarım. Ancak ortada hala bir sorun Cumhuriyet, var. Evet. Atatürk Cumhuriyeti'nin bu toplum tarafından yeterince özümsenmesi, sahiplenmesi açısından bir sorun olduğu kesin. Kesin. Bulunduğumuz noktada. Evet. Şimdi ben yine sorunu oradan koyacağım. Hiç çok bilinçli toplum ayrıntılı noktalardan, bilimsel toplum filan bu elbette ki ileriki aşamaları olması gereken sonuçları. Ama bir toplum, bir ulus, bir millet, bir halk, bir ülke hem kurtarıcısına, hem kurucusuna şükran, minnet, vefa, kadirşinaslık duygularıyla bağlı, dolu olmaz mı? Olmalı. Çok yani çok sıradan bir şey aslında bu. O kadar olağanüstü bir beklenti de değil, olması gereken değil mi? Çok doğal bir şey. Tabii. Yani bir evladın babasına, dedesine duyduğu vefa, şükran gibi. Tabii. Bir ülkede böyle olması gerekiyor. Burada işte sorun burada, bu noktada. Bunun sağlanması için, evet siz diyorsunuz, evet bunları yapacağız ancak ama zaman da akıyor. Zaman akıyor ama evet. Şimdi o zaman şöyle diyelim, bakın ya bir kısa vadeli planımız olmalı, bir de uzun vadeli planımız. Uzun vadeli planımız, 5 yıl sonrası, işte anlattım, kısa vadeli planımızda bu konuda ben Atatürk'ü Düşünce Derneği'nin çok başarılı çalışmalar yaptığını düşünüyorum. Kısa vadede anlatmak, vurgulamak, açmak, benimsetmek noktasında bakın herkes her şeyi keşke yapabilse. Ama zaman meselesi var, eleman meselesi var, yeterli olamama meselesi var. Dolayısıyla burada aslında bir iş bölümünden söz ediyoruz. Yanlış değil bu. Evet. Kurumlardan birisi kısa vadede bir şeyler yapmaya çalışırken diğer kurum kısa vadede evet çabalarımız var. Nedir? Çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte standlar açıyoruz. Günlük tanıtımlarımızı yapıyoruz falan ama diğer kurumumuz da uzun vadede çalışıyor. Uzun vadede çalışıyor derken yarın da görebilirsiniz bu çalışmaların etkisini. 2 saat sonra da hala görüyoruz. Ama 5 yıl sonrasına, 10 yıl sonrasına hazırlanmaktan söz ediyoruz. Yani burada bir eksik kalan bir şey yok gibi geliyor bana. Peki o halde siz bilimsel düşünüyorsunuz.
Çalışıyorum. Verili düşünüyorsunuz. Bilimsel evet, düşünmeye çalışıyorum. Verili düşünüyorsunuz. Daha doğrusu öyle diyeyim. Peki bütüne bakalım. Hı-hı. Bir öz eleştiri bütün açısından, hı-hı, kendiniz açısından demiyorum ya da hı-hı, sizin sınırlarınız değil. Bütün açısından baktığında bir öz eleştirel yaklaşım ortaya koysanız hemen, ne dersiniz? Hemen, o kadar buyurun, yapıyoruz ki bunu. Çünkü öz eleştiri yapmazsanız bir santim ilerleyemezsiniz. Hiç kuşkusuz öyle. Mümkün değil. Herkesi dahil edemiyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Bakın insanlarla yollarda karşılaşıyoruz. Diyoruz ki, görüyoruz, diyoruz, kutluyoruz sizi, çok iyisiniz. Peki arkadaşım, geçen gün etkinliğimiz vardı, neredesin? İşte eltim geldi de falan, bir sürü bahane çıkıyor ortaya. Şimdi gerçekten samimi sebepler de olabilir. Ama hem manen, fikren yanımızda olduğunu söyleyip de fiilen emeğiyle, çabasıyla, aklıyla yanımızda olmak istemeyen insanları anlamak, ya çalışıyorum anlayamıyorum. Anladım. Bakın biz burada o insanları sisteme dahil etmek konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Öyle mi arkadaşım? Evet. Konu. İkincisi ne olabilir? Kendimizi yenilemiyor muyuz acaba diye düşünüyorum bazen. Anlıyorum. Olabilir. Olabilir tabii. Düşünen sizsiniz. Peki teşekkür ederim. Çok, biz teşekkür ederiz. Çok özgün bir yaklaşım ortaya. Teşekkürler. Dilerim bu dalga dalga yayılır, genişler. Ben öyle olacağını biliyorum ya. Umarım. Çok güzel. Sayın Güler Akıncı, Alternatif Düşünce Derneği de Çağdaş Yaşam'la birlikte halen kamu yararına birer dernek değil mi? Evet. Kamu yararına dernek olmanın evet, bir takım ayrıcalıkları var. Yani bu statü yani sadece ad değil, bir takım statüleri var tabii ki, ayrıcalıkları var tabii bunun. Şimdi Amerika'da kamu yararına dernekler var Amerika'da da. Bu derneklerden bir tanesi de işte Özgürlük Vakfı'ymış. Yani Amerika'yı özgürlükçü bir ülke olarak tanımlıyor. İşte bu özgürlüğü işte yaymak, sürekli daha da yukarılara taşımak amaçlı bir sivil toplum örgütü. Ben bu konuda ilgili bir somut veriden söz ediyorum. Yani böyle Amerikancılığı dünyaya yaymak açısından falan yok, değil. Yok, gerçekten ülkede kurulmuş böyle öyle kapitalist düşünce falan açısından değil. Felsefi noktada da özgürlükçü bir kurum bu. Doğru şeyler de yapıyor. Evet, özgürlükçü bir kurum. Evet. Orada diyor ki biz diyor bu derneğimizin kamu yararına sayılan bu derneğimizin çalışmalarını yaparken mevcut Amerikan ülkesi, devleti bizi fazla özgürlükçülük yaptığınız diye engellemeye çalışıyor diyor. Böyle açıklaması var. Çok normal. Evet. Şimdi ne dediniz? İşte bir çalışmayı yaparken, oraya çalışmalarımı taşırken engellemiyoruz filan. Bu doğal. Yani devlet dışı kuruluşların, hükümetler dışı kuruluşların çalışmalarını evet engel olmaya çalışırlar şu veya bu nedenlerle. Bunun nedeni tabii başka ama başka çalışmalar nedeniyle başka engelleme nedeni. Şimdi burada bütün bunların hepsi birer mazeret olmamalı demek tabii istiyorum ki, ben. Tabii ki. Toptan bir yaklaşım ortaya koyduğumuzda, toptan bir öz eleştiri yapmak gerekirse, bir tek ailede açısından demiyorum ben bunu canım. Sonuçta bir şube bu, bir ilçede bir şube. Hepimiz. Genel olarak Türkiye'de Atatürkçülerin ya da Atatürk Cumhuriyeti'nden yana olanlar, Atatürk Cumhuriyeti'ni yaşatmak, daha ileri doktora taşımak isteyenlerin sizce eksikler nerede bu zamana kadar açısından diyorum. Nerede? Nerede arızalar yapıyorlar? Bir şey daha affedersiniz. Şimdi Atatürkçülüğü Atatürkçülere mi anlatıyorlar sadece? Anlatıyoruz. Atatürkçülüğü sadece Atatürkçülere anlatıyoruz ya da Atatürkçüler ne kadar kalabalık olursa biz iyi bir etkinlik yapmış mı oluyoruz diyorsunuz. Nedir oradaki sorun? Şimdi oradaki sorun Ahmet Bey biraz önce dedi ya 50'li yıllar bana göre 40'lı yıllardan sanıyorum 46 Fulbright anlaşması yapıldı. Evet. Amerika ile yapılmış. Siz öğretmensiniz elbette, daha iyi bilirsiniz. Eğitimcisiniz. O Fulbright anlaşmasıyla bence Türkiye'deki biliyorsunuz bu Atatürkçülük 40'lı yıllardan sonra konulan bir isim. Daha önce Kemalizm'di, Kemalistlerdi. O Kemalistler evet, tabii ki Batılılar tarafından tabii aslında ki, İngilizler tarafından evet, tabii Kurtuluş Savaşı sırasında yani Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer alanlara Kemalistler diyerek İngiliz belgelerinde var bu. Bilal Şimşir evet, getirmiştik. Evet. Bilal Şimşir anlatmıştı bunu. Onun kitaplarında da vardır. Bu yumuşatıldı Atatürkçülük yapıldı bu.
Ve o Fulbright anlaşmasıyla da bir komisyon kuruluyor. O komisyonda 8 kişi var. 4'ü Amerikalı, 4'ü Türk'ten oluşuyor. Ve o komisyonda Türkiye'deki işte bu imam hatiplerin açılması, okullardaki müfredatın dönüştürülmesi yani süremiz orada azalıyor. Ya, son tamam. 2 dakikamız var. Onu neler yapılacaksa onlar kotarılıyor. O komisyonda verilen kararlarda eğer oy eşitliği varsa 4'e 4 o komisyonun başı o günün Amerikan Büyükelçisi ve şu anda anladım. O komisyon Fulbright anlaşmasıyla o komisyon hala yürürlükte. Anladım. Dolayısıyla Filiz Hanım'ın dediği hani böyle eğitimle biz insanları yetiştireceğiz, onların geleceği işte bir Türkiye'nin geleceği onların elinde olacak dediği noktadan eğer hareket edersek bizim önce eğitimimiz baltalandı. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk bilinçli olarak demin ilk konuşmamda söylediğim gibi bu Fulbright anlaşmasıyla bizim müfredattan yavaş yavaş çıkarıldı. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ü sorun öğrencilerden başlayın. Demin arkadaşım da dediği gibi karga kovalıyor. Anladım. Matematik öğretmeni Kemal ismi veriyor. Ama mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün sosyal projelerinden bahsedilmiyor. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri uzak görüşlülüğünden bahsedilmiyor. Mesela Mustafa Kemal liseyi bitirip de üniversite kapısına gelen bir öğrenciye Mustafa Kemal Atatürk'ün getirmiş olduğu hukuk devrimiyle sen kız kalp mesela bir kız çocuğuna erkekle aynı haklara sahipsin elbette, biliyor musun diye sorduğun zaman bunu bilmiyor. Tamam. Ama bunların anlatılması gerekiyor işte güzel. Yani süre. Bugün ne? Süre. Evet. Son tüm dinin son, biz bunları evet biz bu bilinci yükseltmeye çabalıyoruz. Çok güzel. Çabamız bu. 89'da kurulan bir derneğiz. Yani genel merkez olarak söylüyorum. Teşekkür. Burhaniye 96'da kurulmuş. Tamam. Biz bu bilinci yükseltmeye tamam. gayret ediyoruz, çabalıyoruz. Peki. Onun için size kolaylıklar. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun bizleri. Dilerim. Evet, sağ olun. Bu arada dün de atamızın ölüm yıl dönümüydü. 76. Evet. ölüm yıl dönümüydü. Dediğiniz gibi onu saygı, sevgi, özlemle anıyoruz. Işıklar içinde yatsın. Teşekkür sağ ederim. Olun. Son olarak son sözünüz bitti programımız. Şimdi Güzel Hanım dedi ya hani Atatürk'ün sosyal projelerden söz edilmiyor. Biz bugün İsrail'den hibrit tohum oluyoruz ama Atatürk o yıllarda Tohum İslam Merkezi kurmuş. Evet. Daha neler kurmuş? Neler? Bugün neler? Çok ilgimi çekti. Bugünle bağdaştırınca. İkincisi, burada bir sürü süremiz sayısal bitti. Değer bitti biliyorum. Evet. Atatürk, ben hukukçuyum, avukatım. Atatürk hukukçu olmadığı halde 169 tane hukuk kitabı okumuş. Ben henüz okumadım, utanıyorum. Evet. Şimdi, son olarak bizim yanımızda bizim gibi düşündüğünü, bize inandığını söyleyen herkese fiilen bizim yanımıza olmaya davet ediyorum. Teşekkür. Bizler üye aidatları, bağışlar ve burslarla ayakta kalan, hizmet etmeye çalışan dernekleriz. Emeğinizi, güzel yüzünüzü görmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Yanımızda. Biz teşekkür ederiz. Kendinizi çok iyi anlattınız. Sağ olun. Sizi kutlarım. Teşekkürler. Bu şansı verdiğiniz için biz size teşekkür ederiz. Sağ olun. Umarım ilerleyen zaman içerisinde yine birlikte oluruz. Umarım. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Değerli izleyenler, büyük kurtarıcının ve kurucumuzun 76. ölüm yıl dönümünde onu bir kez daha sevgiyle, saygıyla anarken ona karşı, ona ilişkin şükran, vefa, aynı zamanda kadirşinaslık duygularımızın artarak yükselmesini diliyorum. Gelecek 10 Kasımlarda bugünden daha ileri noktalarda onu anmak üzere şimdilik iyi akşamlar diliyorum.